ALES ve DGS çıkmış sorularıyla böyle bir üstü sayılar konusuna kadar bir tekrar testleri hazırladım. Oradan bir başlayalım. Hangi sınavda çıktı diyor. Bunun da PDF'sini daha sonra gruplarınızdan şimdi ilk sorumuza başlayalım. Her n doğal sayısı için şimdi iki işlem olarak tanımlamış. Bir n'i kare içine aldığında 2 üzeri n'in altına çizgi çektiğinde de 3 üzeri n gösterimleri verilmiş. Buna göre diyor verdiği işlem denklemini sağlayan x doğal sayısı kaçtır diyor. Şimdi buradan başlayalım. Şurada bir altı çizili kısım var. Altı çizili kısım var burada. Onlara da dikkat edelim. Şimdi öncelikle kare içine aldığında 2 üzeri n yerine 2 yazacağım. Yani 2 üzeri 2 olacak. Bu da 4'e eşittir. Daha sonra 4 eksi 1 ve altı çizili kısım var. 4'ten 1'i çıkarttığımızda 3 ve altı çizili. 6 çizili işlemde 3 üzeri n demekmiş. Bu da 3 üzeri n yani 3 üzeri 3 olacak. 27'ye eşit. Daha sonra artı 5 var yanında. 27 artı 5 diyorum 32. Bu da kare ile tanımladığı işlem x'e eşitmiş. Bu da nedir? 2 üzeri x. Yani çünkü kare olan işlemi 2 üzeri x olarak 2 üzeri n olarak tanımlamıştım. 32 2 üzeri x'e eşit. Bu da nedir? 32 2'nin 5. kuvveti. Yani üstler direkt eşit olacak birbirine. X eşittir 5. İlk sorumuz x eşittir 5. Devam edelim ikinci sorumuzla. Şimdi bu da ikinci sorumuz DGS sorusu. Bir aracın eşit aralıklarla bölünmüş benzin göstergesindeki kırmızı ibre depodaki benzin miktarının dolu depodaki benzin miktarının oranını göstermektedir. Deposunda bir miktar benzin bulunan bir araç bir akaryakıt istasyonuna uğrayıp yarım depo benzin aldıktan sonra göstergede oluşan görünüm aşağıda verilmiştir diyor. Araç bu istasyona geldiğinde kırmızı ibrenin gösterdiği değer kaçtır diyor. Şimdi ilk olarak 4 tane ana kısma bölmüş yani bizim göstergemizi. Yani 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 1 tam şeklinde söyleyebilirim bunu. Şimdi daha sonra bu her kademeyi kendi içinde 5 parçaya bölmüş. Yani hepsinde 5'er parça var. Burada 5 parça, burada 5, 5, 5 parça. Toplamda 20 parçamız var bizim. Ve son durumdaki doluluk oranı nedir? Ona bakalım. Bunu 20 paydası 20 olacak şekilde gösterirsem eğer. Yani 3 bölü 4 var. Şöyle dersen 5, 10, 15 olarak geldik buraya kadar. Bir parça da burada var kırmızı bölgede. Yani 16. 16 bölü 20. Şu anki doluluk oranı 16 bölü 20. Tekrar baştan söyleyeyim. 4 ana parçaya ayırmıştım. Her 4 ana parçayı da 5'e ayırdı. Yani toplamda 20 parça oldu. Bunu payda yazdık 20 parça olarak. 4 çarpı 5 dedik. Sonra son durumdaki kırmızı çizgiye bakıyoruz. 5, 10, 15 dedik ve bir parça daha gittiği için 16 bölü 20. Şimdi bu son durumda benzinle gelmeden önce ne kadar vardır? Bunu bulmak için de benzinlikte aldığı miktarı çıkartmam gerekiyor. Benzinde de yarım depo benzin aldığına göre. Yani yarım depo ne demek? 1 bölü 2 veya bunun paydası 20 olacak şekilde gösterirsem 10 bölü 20. 16 bölü 20'den 10 bölü 20'yi çıkartıyorum. 6 bölü 20 kaldı. Bu 6 bölü 20'de nedir? Sadeleştirirsek 3 bölü 10. Daha değişik. Diğer sorumuza geçelim. ALES'te çıkmış bir üslü sayı sorusu. 2 üzeri eksi 1. Üslü sayılarda negatif üs ne yapıyordu? Sayıyı ters çeviriyordu sadece. 2 üzeri eksi 1 dersem yani ne olur? 1 bölü 2. Aynı şekilde 2 üzeri eksi 2 1 bölü 2'nin ikinci kuvveti olmuş olacak. Artı 4 üzeri eksi 1. Bu da 1 bölü 4'ün yine birinci kuvveti yani 1 bölü 4 diyebilirim. 1 bölü 2'yi bir yazdım yukarıya. 1 bölü 2'nin ikinci kuvvetini alırsam 1'in ikinci kuvveti 1. 2'nin ikinci kuvveti 4, 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 oldu. Yani yukarısı 1 bölü 2, aşağısı 2 bölü 4. Böyle ters çevirip çarparsak 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 2 diyorum. Evet,
Zaten 2 bölü 4'ü sadeleştirdiğinizde de 1 bölü 2 çıkar. 1 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye böldüğünde, yani 2 aynı sayıyı birbirine böldüğünde yine ne olacak zaten? 1'e eşit olacak. Yine buradan da 4 bölü 4, 1 olarak gelir cevabımız. Şimdi DGS sorusu. Yine üstlü sayılarla ilgili. Şimdi bakıyorum. 6 üzeri, şöyle soruyu tekrar şuraya yazayım aynısını. 3 üzeri eksi 3 artı 2 üzeri eksi 3. Şimdi bakıyorum burada 3. kuvvet var. Burada parantez içinde de eksi 3. kuvvet var. Negatif kuvvetleri uygulayıp ters çevirirsem ben bunları eğer. 6 üzeri 3 çarpı ne olacak? 1 bölü 3'ün 3. kuvveti. Sonra artı 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. Şimdi burada 6 üzeri 3 çarpım durumunda olduğu için ikisiyle de sırayla çarpmam gerekiyor. Yani şöyle diyelim. 6 üzeri 3 ile önce 1 bölü 3'ün 3. kuvvetini çarpacağım. 6 üzeri 3. Şöyle direkt yazabilir miyim ben bunu? Yani payda 1 olduğu için, yani yukarıda 1 olduğu için ben bunu 6 üzeri 3 ile çarpsam bir şey değişmeyecek zaten. Direkt paydaya üstü atmış oldum 3 üzeri 3'ü. 6 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 oldu. Aynı şekilde burada 6 üzeri 3 bölü 2 üzeri 3 şeklinde yazıyorum. Yani burada hepsinde 3. kuvvet var. Yani şöyle de yazabilirim, devam edebilirim. 6 bölü 3'ün 3. kuvveti artı 6 bölü 2'nin 3. kuvveti. Yani ortak kuvvette yazdım ben bunları. 6 bölü 3 2'ye eşit 2'nin 3. kuvveti olacak. 6 bölü 2 3'e eşit 3'ün 3. kuvveti olacak. 2 üzeri 3 8, 3 üzeri 3 27. 8'de de 27'yi toplarsak cevabımız 35. Buna benzer ileriki sorularda aynısı ALES tarzında da var, yani aynı mantık soru, sadece rakamları değiştirilmiş olarak verilmiş bir soru daha var. Şimdi yine bir sıralama sorusu üst sayılarla ilgili olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi A 2 üzeri 18, B 3 üzeri 12, C 6 üzeri 6. Şimdi bu tarz sorularda ilk olarak tabanlara bakıyorum. Tabanları aynı yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Şu an 2, 3 ve 6 bunları ortak bir şekilde aynı tabanda yazamam. Üstlere geçiyorum bundan sonra. 18, 12, 6. Üstler bir sayının katımı. Yani bu üstlerin ebobunu bulmam gerekiyor. 18, 2 ve 6. 12 ve 6. 18, 12 ve 6. Şöyle ebob diyelim hemen. Zaten hepsi 6'nın katı, görüyoruz. Ebobları 6. Direkt hiçbir şey yapmadan üstleri 6 ile sadeleştirebilirsiniz. Yani bütün üstleri 6 ile sadeleştiriyorum. Yani 18'i 6'ya bölersem burada ne olacak? 6'ya böldüm. 2 üzeri 3 oldu. 12'yi 6'ya böldüm. 3 üzeri 2 oldu. 6'yı 6'ya böldüm. 1 oldu. Burası da 6 üzeri 1. Yani 2 üzeri 3 burada 8'e eşit. 3 üzeri 2 9'a eşit. 6 üzeri 1 de 6'ya eşit. Direkt buna göre sıralama yapabilirim. Burada en küçük nedir? C 6. Daha sonra 8, yani A, sonra da 9, B. C küçük, A küçük, B. Yani ortak olan üstlerde ortak hepsi 6'nın katı olduğunu buldum. Bu 6'yı bundan sonra atabilirim. Hiçbir önemi yok. Yani aslında formu atmamın temel sebebi de şu. Onu da anlatayım şuradan. Şimdi 6 ortak dedik ya hepsinde. 3 çarpı 6 olarak yazdım. Bu 2 çarpı 6 olarak yazdım. Bunu da 1 çarpı 6 olarak yazdım. Şimdi 2 üzeri 3, yani şöyle yapabiliyorduk. Şimdi terse doğru saydım. Üstün üstü haline getiriyordum yani bunları. 6 üzeri 6 zaten bu. 2 üzeri 3 8 üzeri 6 olacak. 3 üzeri 2 9 üzeri 6. Bu da 6 üzeri 6. Yani burada 6'ları atmıştım zaten. Bunların aynı olduğu için direkt tabanlara göre sıralama yapıyorum. O yüzden hepsi 6'nın katı olduğu için EBOB'a ne yaptım? Direkt EBOB'la sadeleştirmiş oldum üstleri. Ona göre bir sıralama yaptık. Cevap Deniz'de. X, Y, Z ardışık tek sayılar ve X küçük, Y küçük, Z olmak üzere bir eşitlik vermiş. Bu eşitlik sağlanmaktadır diyor. Buna göre X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Şimdi 2 çarpı x'i bir yazdım. Burada bir şey yapamıyorum. 9 çarpı z eksi y demiş. Z ile y bunlar ardışık tek sayılar. Ardışık tek sayılar z ve y. Bunların farkı kaçtır? Her zaman ardışık tek sayılar olduğu için hep ikişer ikişer artarak devam edecek. O yüzden z'den y'yi çıkarttığımda, z daha büyük olduğu için z'den y'yi çıkarttığımda ne olur sonuç? Şurası 2 olur. Zaten 2'lere direkt sadeleştiriyorum karşı taraftan. X'i ne bulduk direkt?
9 bulmuş olduk. Bunlar ardışık tek sayılarda. X 9, Y o zaman 11, Z o zaman 13. İkişer ikişer arttırdık. X artı Y artı Z toplamı kaçtır diyor. 9 artı 11 artı 13. Bunları da toplarsak 9, 20, 33. Diğer sorumuza geçelim. Bir üslü denklem verilmiş. Olduğuna göre 2 üzeri 2x artı 1 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi sol tarafta 2 üzeri 4x artı 1 var. Şimdi burada 2 tabanında yazılmış. O zaman ben de 1 bölü 8'i 2 tabanında yazmaya çalışacağım öncelikle. 1 bölü 8 ne yapılmış? Ters çevrilmiş. Demek ki negatif kuvvet kullanacağım. 8 de 2'nin 3. kuvvetine eşit. Ve ters çevrildiği için ne olacak o zaman? 2 üzeri eksi 3 olacak. Buraya da direkt 2 üzeri eksi 3 olarak yazıyorum. Tabanları aynı hale getirdiğim için daha sonra üstler ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Çünkü tabanlar birbirine eşit. 4x artı 1 eşittir. Eksi 3 dedik. Artı 1 karşıya atarsam 4x eşittir. Eksi 3 eksi 1 yani eksi 4. Eksi 4'ü de 4'e böldüğümde x eşittir. Eksi 1 olarak geldi. Daha sonra bize 2 üzeri 2x artı 1'i sordu. Burada da x yerine ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Şuraya eksi 1 yazarsam 2 çarpı eksi 1 eksi 2 olur artı 1. 2 üzeri eksi 2 artı 1. Eksi 2 ile artı 1 topladığımda eksi 1. 2 üzeri eksi 1 de neye eşittir? 1 bölü 2'ye eşittir. Sonraki sorumuza geçelim. Şimdi A, B ve C pozitif gerçel sayıları için 3 farklı ifade verilmiş olduğuna göre A çarpı B çarpı C çarpımı kaçtır diyor. Bakalım. Şimdi şu ilk iki ifadeyi ele alırsam A çarpı B 3'e eşit, A çarpı C 1'e eşit. Şimdi ben bunları taraf tarafa birbirine oranlıyorum. Yani direkt bölme işlemi yaptım. A'ları sadeleştirdim. Sol tarafta B bölü C kaldı. Sağ tarafta da 3 bölü 1 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptığımda da B eşittir 3 tane C olarak bulurum. Yani ben B'yi 3 C olarak buldum. Daha sonra en alttaki denklemde ben bunu yerine yazarsam B yerine 3 tane C yazacağım. A eksi. Hatta B ve C'yi önce karşıya atayım. B artı C olarak olsun. B yerine de 3C yazarsam. 3C burada var. Bir tane de C'miz burada var. A eşittir. 4C olarak bulduk. Daha sonra ikinci denklemime geliyorum. A ile C arasındaki ilişkiyi buldum ve çarpımlarını biliyorum. A çarpı C 1'e eşit. A gördüğüm yere de 4C yazarsam. 4C çarpı C 1 olur. Yani 4C'nin karesi 1. 4'e bölersem de C'nin karesi 1 bölü 4. Yani C'yi buradan 1 bölü 2 olarak bulmuş oldum. C'yi bulduktan sonra zaten hepsini bulmuşum demektir. Çünkü A 4 tane C'ye eşitti. 4 çarpı 1 bölü 2 diyorum. 4'ü de 2'ye bölersem 2. A'yı 2 bulduk. B'yi de bulabilirim. Bu da 3 çarpı C'ye eşitti. Yani 3 çarpı 1 bölü 2 yani 3 bölü 2 oldu. Hepsini buldum. Hepsinin çarpımı. Hatta bu şu A ve B'yi boşuna bulmuşum. Bize A çarpı B çarpı C'yi soruyor. A ile B'nin çarpımını biliyorum ben. A ile B'nin çarpımı 3. C'yi de şurada bulmuştuk zaten 1 bölü 2 olarak. Direkt 3 ile 1 bölü 2'yi çarparsam 3 bölü 2 şeklinde gelecek. Yani tek tek hepsini bulmanıza da gerek yokmuş burada. A, B fazlalık olarak bulduk. Diğer sorumuz. Bir işlem verilmiş. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi yukarıda 1 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 7 ifadesi var. Aşağıda da paydamızda da 2 üzeri 8 eksi 1 ifadesi var. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şimdi bir bakalım. 1 artı 2 üzeri 3 ifadesi var. Burada 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 7 ifadesi var. Ben şu 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 7 bir paranteze alırsam 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 7 paranteze alırsam ne ortak bir ikisine de 2 üzeri 4 ortak 2 üzeri 4 parantezini alacağım. Şuradan 1 geliyor zaten.
Şimdi 2 üzeri 7, 7 tane 2 vardı. 4 tanesini parantez dışına alırsam ne kalır burada? 3 tane, yani 2 üzeri 3 kalmış olur. Şimdi kalan ifadeye baktım. Parantez içinde kalan ifadeyle sorunun başında, yani 1 artı 2 üzeri 3 ifadesi aynı. Yani ben burada tekrar ortak parantez kullanabilirim demektir bu. 1 artı 2 üzeri 3 artı. Şöyle bir yazayım şu parantezi aldığım yeri. Şimdi burası bizim payımız normalde. Burası bizim payımız. Şimdi ne oldu? 1 artı 2 üzeri 3'ler de tekrar ortak oldu. Yani tekrar ortak parantezi alıyorum. 1 artı 2 üzeri 3 parantezini aldım. Yani şunu tamamen paranteze alırsam ne kalır burada? 1 kalmış olur. Burada da bunu aldım paranteze. 2 üzeri 4 kaldı. Şimdi böyle aşağıya geçtim. Aşağıda ne yapabilirim? 2 üzeri 8 eksi 1 ifadesi var. Şöyle desem, bu 2 üzeri 4'ün karesi, bu da 1'in karesi desem. Sağlar mı şurası zaten? Bakın. Üstün üstü olduğunda ne yapıyordum? Çarpıyordum. 4 çarpı 2, 8. Burası zaten 1'in bütün kuvvetleri yine 1'e eşit olduğu için yine 1 olacak. 2 kare farkını haline çevirdik. 2 kare farkı haline çevirdiğimde o zaman bir farkları bir de toplamları çarpımı şeklinde yazmam gerekiyor. 2 üzeri 4 eksi 1 çarpı 2 üzeri 4 artı 1. Ne oldu? 2 üzeri 4 artı 1'ler aynı oldu. Sadeleştirdim. Yukarıda 1 artı 2 üzeri 3. Paydamızda da 2 üzeri 4 eksi 1 ifadesi kaldı. 2 üzeri 3 8'e eşit. Yukarısı 1 artı 8. 2 üzeri 4 de 16'ya eşit. 16 eksi 1. Yani 9 bölü 15 oldu. Bunu da 3 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 5'e eşittir. Güzel bir soru. Yani ortak çarpan parantezini görmek. Ya tabii bunu 2'nin kuvvetini kullandığı için belki bu aklınıza gelmedi. Değer bularak da yapabilirsiniz burada. 2'nin kuvvetleri kolay bulunduğu için söylüyorum. Ama daha büyük bir sayılar olduğunda mecburen bunu kullanmak zorundayız. Şimdi burada yukarıda bir ortak çarpan parantezini alıp ayırmıştık. Ama aşağıda ortak çarpan parantezi falan yapamıyorum. Aşağıda da bir şekilde çarpanları ayırmam gerekiyor. Yani daha sade hale getirmem gerekiyor ifadeyi. Şimdi 2 üzeri 8 eksi 1. Ya iki terim görüyorsam iki terim genelde nasıl ayrılır çarpanlarına? Çarpanlara ayırma varsa tabii ki. 2 kare farkı şeklinde ayrılır. Yani iki ifadeyi de kare haline getirmeye çalıştım. 2 üzeri 8 neyin karesi olabilir diye düşündük. 2 üzeri 4'ün karesi dedik buna. Üstün üstünün çarpımından. 1 zaten 1'in karesidir. 1'in bütün kuvvetleri tekrar 1'e eşit olduğu için, yani bunu yazabilirim. O yüzden 1'in karesi olarak yazdım. 1'in karesi de neye eşit zaten? 1'e eşit. Yani 2 kare farkını kullanmak için yaptım. Şurası, şurada 2 kare farkını kullandık. 2 üzeri 4'ün karesi ve 1'in karesi. İki tarafta da kare olduğu için iki terimin karesi neydi? A kare eksi B kare. Farklarıyla toplamlarının çarpımına eşittim. Bu özelliği kullandık aşağıda. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A kare eksi B kare farkı tek sayıdır. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Yani bunda iki türlü ilerleyebilirsiniz. A kare eksi B kare. Az önce bahsettiğimiz ifade çarpım durumuna çevirip yorumlayabilirsiniz. Nedir bu? Farklarıyla toplamlarının çarpımına eşit. Şimdi bu çarpımın sonucu tek bir sayıymış. Çarpımın sonucu tek olmasının sadece bir durumu vardı. Burada neydi? Çarpanların hepsinin tek olması. Yani A eksi B de tek, A artı B de tek. Zaten A eksi B, A artı B aynı şey demekti. Yani A eksi A artı B tek olacak. Bunun tek olmasının yolu da neydi? A çiftse B tek olacak. A tekse B çift olacak. Yani farklı olmaları gerekiyordu. Şimdi A'yı ve B'yi yorumladık çift ve tek olarak. Bakalım hangileri her zaman doğrudur diyor. Birincisi A çarpı B çift sayıdır diyor. Şimdi çarpım durumuna baktığımda A çiftken B tekti, A tekken B çiftti. Yani ben burada çarptığımda ne olur? En az bir tanesi çift olduğu için sonuçta her zaman çift sayı olur. O yüzden birincisi doğru. A artı 2B çift sayıdır diyor. Buna bakalım. Burada 2B ifadesi kesinlikle çift, tamam. Ama A'ya kesin bir şey söyleyemediğim için, çift de tek de olabilir. Yani kesin bir şey söyleyemediğim için burada buna her zaman çift sayıdır diyemem. Aynı şekilde aşağıya geçiyorum.
2A. 2'den dolayı her zaman çifttir. A'yı bilmiyoruz ne olduğunu. Önemli değil. 2'den dolayı her zaman çifttir. Ama B'ye bakıyorum burada. B'nin ne olduğunu yine kesin bilmediğim için ben bunun sonucuna her zaman çift sayıdır diyemem. Yani yalnız 1 doğrudur. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3 bölü 1 bölü 6'nın eksi 2. kuvveti sorulmuş bize. Şimdi 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3. Yukarıda yapabileceğim bir şey yok. Bir kalsın şöyle. Şimdi 1 bölü 6'nın eksi 2. kuvveti ne demek? 6'nın 2. kuvveti demek. Yani negatif kuvvetten dolayı sayımı ters çevirdim. 6'nın 2. kuvveti demek. Şimdi 6'nın 2. kuvveti yukarıda da 2 ve 3 tabanları olduğu için ben bu 6'yı 2 ve 3 tabanında yazayım. Yani 6 yerine 2 çarpı 3 yazıyorum. 2. kuvveti var. Bu 2. kuvveti de tekrar ne yapacağım? İçeriye dağıtıyorum. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 olacak. Burası bizim paydamız. Payda yazıyorum aynı şekilde. Şimdi aynı tabanlar arasında direkt işlemleri yapayım. 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 2. Şimdi bölerken ne yapıyorduk? Yukarıya payın üstünden paydanın üstünü çıkartıyordum. Yani burada 4'ten 2'yi çıkarttığımda 2 üzeri 2 kalacak. Aynı şekilde bu 2'yi yukarıya eksi 2 olarak gelecek veya işte payın üstünden paydanın üstünü çıkartıyorum. 3'ten 2'yi çıkarttım. 3 üzeri 1 kalacak. 2 üzeri 2 4'e eşit. 3 üzeri 1 3'e eşit. 4 kere 3 12 cevabımız. Şimdi birbirinden farklı n ve m pozitif tam sayıları için 3 çarpı n sayısı bir tam sayının karesi, 2 çarpı n eksi m sayısı bir tam sayının küpüdür. Buna göre n artı m toplamının en küçük değeri kaçtır? Yani burası herhangi bir sayının karesi olacak. X kare gibi bir ifade. Burası da bir küp ifadesi olacak. Y'nin küpü dedim buna da. Buna göre n artı m toplamının en küçük değeri nedir diyor. Yani bunları sağlayan en küçük değerleri bulmam gerekiyor. Şimdi 3 çarpı n bir kare olması için en küçük ne olabilir? Yani 3'ün katı olacak hem kare olacak. Ne geliyor aklımıza direkt? 9 geliyor. Yani 9 bir tam kare sayıydı çünkü. 1, 4, 9, 16 şeklinde giden ifadeler tam kare sayılardı. Yani 3 çarpı n'nin sonucu 9'a eşit olması için n'nin 3 olması gerekiyor. Şimdi en az n'yi 3 olarak bulduk. Şimdi buraya geldim. Y üzeri 3 bir küp olacak ve 2'nin katı bir küp olacak. 2 çarpı n eksi m diyor. Ne geliyor aklımıza direkt? 8 geliyor. Şimdi 8 yapabiliyor muyum? Bir deneyelim. N yerine 3 yazarsam 3 eksi m burası. Şimdi 2 ile n'yi çarparsam 8 olacak. Burasının 4 olması gerekiyor. 3 eksi m 4 olması için de m'nin eksi 1 olması gerekir. Ama n ve m pozitif tam sayılar diyor. O yüzden 8'i sağlayamadım. Şimdi 8'i sağlayamadım ama küpte ne de olabilir? Küpte negatif değerleri de alabilir. Yani küp olarak sonuçta bu eksi 8'e de eşit olabilir. Çünkü eksi 2'nin küpü nedir? Eksi 8'e eşittir. Sonucun eksi 8 çıkması için de buranın eksi 4 olması gerekiyor. Yani n eksi m'nin eksi 4'e eşit olması gerekiyor. N'yi biz 3 bulmuştuk yukarıda. N yerine 3 yazdım tekrar. Şimdi m'yi bulacağım. Şimdi 3'ten m'yi çıkartıyorum. Eksi 4 oluyor. Veya şöyle eksi 4'ü bu tarafa, eksi m'yi bu tarafa atarsam. Burası 3 artı 4. Burası da m olur. Yani m değerim de 7 olur. Şu an bir sakınca yok çünkü pozitif tam sayılar demiştim. Yani n'yi 3 bulduk. M'yi 7 bulduk. 3 artı 7 cevabımız 10. Oğlu 107. 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri x artı 4 çarpı 2 üzeri y 107'ye eşit. 4 çarpı 5 üzeri x artı 5 çarpı 2 üzeri y ifadesi de 140'a eşit. Olduğuna göre x çarpı y nedir diyor. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplasam bir bakalım katsayılar aynı bir şey gelecek mi? 3 ile 4'ü topladım 7. 4 ile 5'ü topladım 9. Yani toplama işlemi işime yaramadı. Şimdi çıkarmaya bakalım. 4 ile 3 yani aradaki fark 1. Katsayılar arasındaki farka bakıyorum. 5 ile 4 katsayılar arasında bir fark var. Yani çıkartırsam işime yarayabilir. Alttakinden üsttekini çıkartacağım. Şöyle bir yazayım. 4 çarpı 5 üzeri x artı 5 çarpı 2 üzeri y 140'a eşit. Yukarıdaki de 3 çarpı 5 üzeri x artı 4 çarpı 2 üzeri y 107'ye eşit. Şimdi çıkartırsam eğer 4 tane 5 üzeri x'ten 3 tane 5 üzeri x çıkartıyorum. Yani 4 elmadan 3 elma çıkartacağım. Ne kalacak? Bir tane kalacak. Yani sadece
5 üzeri x kalacak. Veya şöyle de yazabilirsiniz. 1 çarpı 5 üzeri x. Fark etmez. Bu ne demektir? 5 üzeri x demektir zaten. Artı 5 tane ya da eksi de olabilirdi. Direkt peşinden artı yazmama gerek yoktu. Şöyle sileyim şurayı da tekrar. Şimdi 5 tane 2 üzeri y var. 4 tane 2 üzeri y var. 5 tane 2 üzeri y'den 4 tane 2 üzeri y'yi çıkartırsam yine elimde ne kalır? 1 tane 2 üzeri y kalır. Bu da zaten 2 üzeri y'dir. 140'tan da 107'yi çıkarttığımda 33. Yani 5 üzeri x artı 2 üzeri y 33'e eşit. Bundan sonrası nedir? Değer vermek. Bakalım şimdi. Ne verebilirim? 33'ü yakalamaya uğraşacağım. 5'in kuvveti 33'e yakın ne var? 25 var. Buraya da 8 dersem 25 artı 8 33. Direkt sağlıyor zaten. 5 üzeri x 25'e eşitse x eşittir 2. 2 üzeri y 2 üzeri y 8'e eşitse y eşittir 3. Direkt burada x ve y çarpımını sormuş bize. X 2 çarpı 3 6. Cevabımız 6. ABC doğal sayısı. 2 basamakta AC doğal sayısının 9 katıdır diyor. Yani 9 çarpı AC. Şimdi çözümlersem burası yüzler basamağı. O yüzden 100A. Onlar basamağı 10B. Artı C. Birler basamağı. Burası 9 çarpı onlar basamağı 10A artı C. Daha sonra burada 9'a çarptım. 100A artı 10B artı C. Yani 90A artı 9C oldu. 90A'yı karşı tarafa atıyorum. Burada da C'yi bu tarafa atalım. Şimdi 100A'dan 90A'yı çıkartırsam ne olur? 10A kalır. 10B var burada. C'yi de karşı attım. 9C'den C'yi çıkartacağım. 8C kalacak. Şimdi burada ikisine de 10 ortak 10 parantezinde yazarsam direkt 10 parantezinde A artı B 8 çarpı C olacak. Buradan sağlayan değerler nelerdir? Yani biri 10'un biri 8'in katı. Veya sadeleştirebilirsiniz daha kolay görmek için. Sadeleştirirsem 2 ile iki tarafı da 5 çarpı A artı B eşittir 4 çarpı C olur. Böyle olduğunda direkt çapraz olarak değerleri verebilirim. Yani 4'e 5. Burada neden çapraz veremiyorum? Mesela burada 10 versem direkt buraya C yerine C rakam olduğu için 10'u alamayacak. O yüzden bu değeri veremedim. Mesela A artı B yerine 8 verebilirdim ama C yerine 10 veremediğim için sağlamadı orası. Yani biz C'yi direkt kesin 5 bulduk. A artı B'yi de 4 bulduk. Bakalım kaç farklı A artı B yazabilirim. A'ya 1 dersem B 3 olur. A'ya 2 dersem B 2 olur. A'ya 3 dersem B 1 olur. A'ya 4 dersem B 0 olur. Yani sayımız 135, 225, 315, 405 olabilir. 4 farklı değer bulduk. 0'a 4'ü neden alamadık? Çünkü ABC 3 basamaklı bir sayıydı. 0'la başlayamayacağı için 0'a 4'ü almadık. Buradan 4 değerimiz geldi. Yani C'de 5 olduğu için 135, 225, 315, 405. Şimdi 2 üzeri 12 eksi 3 üzeri 4 bölü 73 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi iki terim var. Bunu daha sade hale ayırmak için neyi kullanacağım yine? 2 kare farkını kullanacağım. 2 üzeri 12 neyin karesi olabilir? 3 üzeri 4 neyin karesi olabilir diye düşüneceğim. 2 üzeri 12 neyin karesi olabilir? Yani 2 üzeri 6'nın karesi olabilir. Çünkü 6 kere 2 aynı üstü veriyor 12'yi veriyor. Eksi dedim. 3 üzeri 4 neyin karesi olabilir? 3 üzeri 2'nin karesi olabilir. 2 kere 2 4 aynı üstü veriyor. Tamam. Şimdi 2 kare farkına çevirdim. Şimdi ne yapabilirim? 2 kare farkını uygulayabilirim. Yani farklarıyla toplamlarını çarpımı şeklinde yazabilirim. 2 üzeri 6 eksi 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 6 artı 3 üzeri 2 bölü 73. Şimdi buradan sonra daha fazla işlem yürütemiyorum. Değerlerini bulalım. 2 üzeri 6 nedir? 2'nin 6. kuvveti 64'e eşit. 3'ün 2. kuvveti 9'a eşit. Yani 64 eksi 9 artı 64 artı 9 oldu burası. 64'ten 9'u çıkarttığımda 55. 64 ile 9'u topladığımda 73. 73'ler sadeleşecek. Elimizde sadece 55 kalacak. Sonuçta 55'e eşittir.
Faktöriyel yine ve üstü sayı. X ve y pozitif tam sayıları için 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel artı 8 faktöriyel 2 üzeri x çarpı y'ye eşitmiş. Buna göre diyor x artı y toplamının alabileceği en küçük değer nedir diyor. Burada x artı y'nin alabileceği en küçük değeri yorumlarken neyi bulmam gerekiyor? Buradaki kuvveti ne kadar arttırırsam x ne kadar artarsa y o kadar azalacak. O yüzden x'in en büyük değerini bulmam gerekiyor. Yani bu toplamda 6 faktöriyelden 6 faktöriyel, 7 faktöriyel, 8 faktöriyel toplamında kaç tane 2 var onu bulacağım. Öncelikle çarpanı haline çevirmem gerekiyor bunu bulmak için de. 6 faktöriyel parantezini alıyorum hepsinde. Bu nedir 7 faktöriyel? 7 çarpı 6 faktöriyeldir. 6 faktöriyel alırsam ne kalacak orada? Buradan 1 kalmıştı. Burada 7 kaldı. Bu 8'de ne eşittir? 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyeldir. 6 faktöriyel parantezini alırsam burada da 8 çarpı 7 kalır. Şimdi 8 kere 7 56. Şurası 7. Burası da 1. 56 ile 7'yi toplarsam 63. 1 daha 64. Yani burası 6 faktöriyel çarpı 64 oldu. Şimdi burada kaç tane 2 var onu bulmam gerekiyor. 64 2 üzeri 6'ya eşit. Şimdi 6 faktöriyeldeki 2 sayısını şöyle bulabiliyorduk. Yani 6'yı 2'ye bölüyorduk. 3 tekrar bölünüyor. Tekrar böldüm. 3'ü 2'ye böldüm. 1 bölünmedi başka. Buradaki bölümleri topladım. 4 tane var demektir. Ama bize burada y de lazım olduğu için şöyle açarak yapmayı tercih ediyorum. Şimdi 6, 5, 4, 3, 2 şeklinde yazdım 6 faktöriyle. 1'i yazmadım. Çarpmada bir etkisi olmadığı için. Şimdi buradaki 2'leri ayıklayacağım. Geriye de y kalmış olacak. Bir tane burada var 2. Şu 4'ten dolayı da 2 tane 2 burada var. 6'nın içinde de 2 çarpı 3 olduğu için bir tane 2 burada var. Yani 64'ten dolayı 2 üzeri 6 gelmişti. Yanında da 6 faktöriyelde de 4 tane var. 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 6'nın üzerine 2 üzeri 4. Yani toplam elimde ne oldu? 10 tane olmuş oldu. Yani 2 üzeri 10 oldu. Şimdi y'yi bulacağım. Faktöriyelin içinde kalan diğer sayılarda y'yi oluşturacak. Burada 3 kaldı. Burada 5 kaldı. Burada da 3 kaldı. Şu 2'leri almıştım zaten. Yani 3 çarpı 5 çarpı 3 de bize y'yi oluşturacak. 3 kere 3. 9, 5 ile çarparsam 45. Yani x bizim üssümüz oldu. 10 oldu. Y de yanındaki sayı oldu. 45 oldu. Bu ikisinin toplamı da 55. X ve y tam sayıları için. Şimdi böyle bir denklem eşitlik verilmiş. 3x artı 2'ye sorulmuş. Şimdi sol tarafta 2 çarpı 3 üzeri x eksi 2 var. Sağ tarafta da 3 çarpı 2 üzeri y artı 3 var. Yani bu tarz ifadelerde şunu yapın direkt kolaylık açısından. Burada 2 var. Burada buna eşit olabilecek ne vardır? İkili ifade. Çünkü tam sayılar diyor. Bakın burada. Tam sayılar dediği için kuvvetlerin yani bu eşitliğin sağlanabilmesi için tabanlar aynı zaten. Kuvvetlerin de aynı olması gerekiyor. O yüzden ikilerin aynı olacak. Yani burada 2 üzeri 1 var. Burada y artı 3 o zaman 1'e eşit olmalı demektir. Y artı 3 1 ise 3'ü karşı attık. 1 eksi 3 y eşittir eksi 2. Şimdi bir diğeri 3. Tabanımız 3. O zaman üstler aynı olacak. X eksi 2'ye 1. Yani x eksi 2 neye eşit olmalı? 1'e eşit olmalı. 2'yi karşıya atarsam x eşittir 3. Daha sonra bize ne sordu? 3x artı 2y'yi sordu. X yerine 3 yazıyorum. Y yerine eksi 2 yazıyorum. 3 kere 3 9. 2 çarpı eksi 2 de eksi 4. 9'dan da 4'ü çıkartırsak cevabımız 5. Burada tam sayı dediği için direkt bu şekilde yaptık. Yani tam sayı dediğinden dolayı direkt bunlar birbirine eşit oldu. A, B ve C gerçel sayıları için sıralama sorumuz. A çarpı C küçüktür. B çarpı C küçük 0. Küçük A eksi B olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi bakalım. Şimdi öncelikle şunu ben bir ele alıyorum. 0 küçük A eksi B. Yani ben burada B'yi karşıya atarsam B küçük A oldu. Bu tamam mıdır? Yani B'nin A'dan küçük olduğunu bulduk. Ve burası ayrıca pozitif olduğu için A eksi B pozitif. Yani burada A'ya direkt ne diyebilirim ben? Pozitif bir sayı diyebilirim. A'nın pozitif olduğunu biliyorum.
B'ye kesin bir şey söyleyemem, negatif de olabilir. Şimdi C'yi de bilmiyorum. C'yi de yorumlayalım. Şimdi sol taraftaki iki tane eli aldım. A çarpı C küçük. B çarpı C. Şimdi ben burada C'ye bölersem eğer ben bunları. İki tarafı da C'ye böldüğümü düşüneyim. C'ye böldüm. Burada C'ler sadeleşti. A küçük B buldum. Ama ben başta ne bulmuştum? B'nin A'dan küçük olduğunu bulmuştum. Burada A küçük B buldum. Bu bize neyi anlatır? Böldüğüm sayının, yani C'nin, iki tarafta da böldüm, C'nin ne olduğunu anlatır? Negatif bir sayı olduğunu anlatır. Çünkü negatif sayılarda eşitsizlik ne oluyordu? Yön değiştiriyordu. Yani bu küçüktür değil de C negatif olduğu için, C negatif olduğu için büyüktür haline gelecek. Yani A büyüktür B, başta bulduğumla çelişmemesi gerekiyor çünkü. Şimdi C'yi negatif buldum. O zaman B'yi düşünelim. Çünkü bir kıyas yapmam gerekiyor. B mi küçük, C mi küçük bilmiyorum. Şimdi B ile C'nin çarpımının burada ben sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. B çarpı C küçük sıfır. Ve C'nin negatif olduğunu biliyorum. E sıfırdan küçükse bunların çarpımı, bunlar zıt işaretli olması gerekiyor. O zaman B'nin artı olduğunu söyleyebilirim zıt işaretten dolayı. Aralarında C tek başına negatif olduğu için en küçük C'dir. C küçük. Daha sonra zaten B'nin de A'dan küçük olduğunu bulmuştuk. Hepsini birleştirip yazıyorum. C küçük, B küçük, A olur. Şimdi 2 üzeri N eşittir 3 demiş. Bize de 2 üzeri 3N artı 2'yi sormuş. Yani 2 üzeri N eşittir 3 bu ifadeyi kullanmam gerekiyor. Nasıl kullanacağım? Nasıl kullanacağım bakalım. 2 üzeri 3N artı 2. Şimdi öncelikle buradaki toplama işleminden parçalıyorum. Şöyle bir yanlış yazdım, bir sileyim. Toplama işleminden. Toplama işlemini biz nerede kullanıyorduk? Üstü sayılarda toplama işlemini nerede kullanıyorduk? Çarpmada kullanıyorduk. Tabanları aynı. Yani terse doğru sarıyorum. 2 üzeri 3N çarpı 2 üzeri 2 şeklinde ayırdım bunu. Şimdi 2 üzeri 2 zaten 4'e eşit. Burası tamam, bir kalsın. Burada 2 üzeri n'i kullanmak kullanacak şekilde yazmam gerekiyor. Bunu da şöyle yapabilir miyim? 2 üzeri n çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Çünkü 3n'e eşit. Hatta bu da nedir? 2 üzeri n'in 3. kuvvetidir. Yani öğrendiğimiz üstün üstü özelliğini terse doğru sardık. 2 üzeri n'in 3. kuvveti oldu. Çünkü 2 üzeri n'i kullanmam gerekiyordu. Bize 3 olduğunu söylemiş soruda. Yanında da 4 var. Şurada da 4'ü de yazdık. 2 üzeri n 3'e eşit dedik. 3 yazıyorum yerine. 3 üzeri 3 çarpı 4 olacak. 3 üzeri de 3. 3 üzeri 3 de 27'ye eşit. 27 çarpı 4. 108 cevabımız. A, B asal sayıları için eşitliği sağlanmaktadır diyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi daha kolay yorumlayabilmek için şurada bir çıkarma işleminden bu rasyonel sayıyı bir parçalayalım. A eşittir 22B bölü B eksi 39 bölü B olsun. Burada B'ler sadeleşecek. Yani A eşittir 22 eksi 39 bölü B olacak. Şimdi B 39'u bölen bir asal sayı olması gerekiyor. Şimdi 39'u hangi sayılar bölebilir? 39 çarpımı 39 olan durumları yazarsam 1 çarpı 39, 3 çarpı 13 var. Burada asal olarak 3 ve 13 var. Yani B 3 olabilir veya 13 olabilir. Hangisini seçip devam edeceğim ona bakalım. Eğer 3 olursa B yerine 3 yazarsam 22 eksi 39 bölü 3. 39 bölü 3 de 13'e eşit. 22'den 13 çıkarttım. 9 oldu. Şimdi A'nın da asal sayı olması gerekiyordu. Ama burada A 9 oldu. Asal sayı olmadı. O yüzden burayı eledim. Yani B 13 olmalıymış. 22 eksi 39 bölü 13 diyorum. 39'u 13'e bölersek 3 olur. 22'den de 3'ü çıkartırsam 19. A 19 asal sayı. B de zaten 13 demiştik. A ve B toplamını soruyor bize. 19 artı 13 32.